أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين صدق رسول الله ونطق حبيب الله قيمة لي kardeşlerim Allah Celle Celaluhu meclisimizi mübarek eylesin. Amin. Hayırlı eylesin. Amin. İstifadele eylesin. Amin. Bu tarz meclislerde şeytanın aleyhillane oyunları bitmez. Devamlı surette hakikatin konuşulmuş olduğu tamam abi. Bu meclislerde hakikatin yaşanmaması için hakikate muhalif işleri kişilere vesvese eder. Neyi kastediyorum? Özellikle siyasi partilerin yani ve dini menşeyi olan dini sloganlar kullanan partilerin miting alanlarında veya salonlarında çok fazla rastladığımız bir husus vardır. Emre abi. Allah denir, Resulullah aleyhissalatü vesselam denir, İslam denir. Fakat o esnada namaz vakti kaçar gider. Ortada namaz yok. Hani namazı kılıyorduk? Gitti. Şimdi bu tarz meclislerde de ayet konuşulur, hadis konuşulur, o konuşulur, bu konuşulur derken namazı sonra kılarız, sonra eda ederiz. Şeytan aleyhillahine orada vesveseyi verir. Sohbeti dinlersin. Namazı evde kılarım dersin. Öyle gider. Dolayısıyla namazı birlikte eda etmekteki ana sebeplerimizden biri budur. Ya Rabbi Öğrendiklerimizle amel etmeye çalışıyoruz. Yani şunu yapmamak lazım. Kalabalık oluyor. Sonra kılarım. Dışarıda kaldım vesaire değil. Şartları zorlamak suretiyle burada tabii vakitler daha da gidiyor. Özellikle sohbetler bittikten sonra bundan sonraki süreçte belki bir iki hafta sonra namazlara eda edeceğiz. Ben tek kılarım deyip eve gitmemek. Belki esaslı ifadeyle kaçmamak lazım. Allah Celle öğrendiklerimizle amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yine böyle sizleri hususen genç kardeşlerimizi görünce insan her bir Müslüman mutlu olur. Mutlu olmakla mükelleftir de. Böyle bir meclisin içtimağından Hazreti Adem'den beridir bu zamana kadar süre gelmiş ve bundan sonra da kıyamete kadar da süre gelecek olan şey küffarla İslam'ın kafirlerle, dinsizlikle İslam'ın savaşıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla el cihadü mağzun ila yevmil kıyame. Geçmişten geleceğe kadar bu iş devam edecek. Fert bazında devam edecek, toplumsal bazda devam edecek. Her zaman bu mücadele son sürat devam edecektir. Bir Müslümanın bu cihat meydanında, hayat bir cihat meydanı, bir safta olduğunu belli etmesi çok büyük bir hadisedir bir topluluğun gölgesini ziyadeleştirmek, bir toplulukta varlık göstermek Allah'ın hoşnut olduğu bir iştir. Hele ki küffarın hiç olmadığı kadar güçlü olduğu, algılarıyla tüm insanları yönlendirmiş olduğu bir çağda bunu yapabilmek çok büyük bir başarıdır. Allah'ın ikramıdır. Ne demiştik? Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Ne geliyorsa başımıza güzellik olarak Allah'tandır. Eme asabe kemin seyyetinden femin nefsik. Ne kötü bir şey geliyorsa nefsimdendir. Yani ben layık olduğum için Allah onu bana o şekilde yaratmıştır. Yoksa nefis insanı kandırır. Şeytan insanı kandırır. Allah'ın şu ayetini unutmayın. İnsan bir şeyleri bilmeye başladığı zamanda, bir şeyleri görmeye başladığı zamanda yavaş yavaş devreden Allah'ı çıkarmaya başlar benlik duygusu insanı tamamıyla kaplamaya başlar ve her işi kendisine isnat etmeye başlar. Daha önce bunu konuştuk iki hafta önce. Ben yaptımlara dönüşmeye başlar. Ben ettiğimlere dönüşmeye başlar. İlhamlar görürsün, rüyalar görürsün. Sana birileri bir şey söyler. Devamlı surette kendini öne koymaya başlarsın. Allah Celle de Kur'an-ı Kerim'inde farklı ayetlerde bize şunu ifade ediyor. Bir başarı varsa ortada sakın ha kıldığınız namazınızı, tuttuğunuz orucunuzu, bu meclisteki varlığınızı kendinize isnat etmeyin. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَل۪يلًا Eğer Allah'ın fazlı olmasaydı, Allah'ın size bir ikramı olmasaydı, bunca günahınıza rağmen buralara gelemezdiniz. لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَل۪يلًا Şeytana tabi olurdunuz. Çok azınız müstesna belki Allah'ın veli kulları, başka makamlarda olanlar müstesna, birçoğunuz, birçoğumuz Allah muhafaza buyursun, şeytana tabi olurdu. Ama Allah fazlıyla, rahmetiyle bize muamelede bulundu da, bunca günaha rağmen, bunca yanlışa rağmen, bunca hataya rağmen, burada cem etti. Burada cem etti ne demek? Bir insana, bir mümine verilecek en büyük ikram, bila şekkin ve şüphetin, bu meclise varlık gösterebilmektir. Bir Müslümana ne dedik geçen haftalar? Allah'ın en önemli, en kutsal mekanlarıdır buralar. Ve buralarda varlık gösteren bir insan Allah'ın en değer verdiği işle bila şüphe meşgul oluyor demektir. Allah Celle bu meclislerden bizi ayırmasın. Amin. Hep söylediğimiz gibi şeytan aleyhillâne insanı yakalar. Kimi zaman ümitsizlikle, umutsuzlukla yakalar. Günah çukurundayız, bizim yapacağımız duadan hayır gelmez diyerek adamı daha çok günaha sevk eder. Bizim tövbemiz mi? Bunu duyduğum için söylüyorum. Bizim tövbemiz mi kabul olur be hocam? Bizden geçti artık. Diyecek şekilde Allah'la kul arasına girer. Kimi zaman da Allah'ın izniyle varız bu işte. Doğruyuz yani elhamdülillah. İnsanları tenkit ederek kendisini de tamamıyla doğru da görerek insanı tavlar. Her türlü insanı tavlar. Biz bu noktada net olarak yapacağımız tavır Devamlı surette Allah'a hamd etmek. Her yaptığımız iyilik neticesine ya Rabbi sen nasip ettin. Bizi buraya yönlendirdin demek suretiyle Allah'a hamd ve teşekkür edebilmektir. Şimdi yaşadığımız dönem dedik arkadaşlar. Öyle bir çağ ki kafirin algısının ziyade kuvvetli olduğu, şehvetlerin en fazlasıyla ulaşılabilir olduğu, özellikle bir gencin İslami yaşamasının çok ama çok zor olduğu bir zaman dilimi. Önceki insanların da hayatlarında zorluklar vardı. Madde itibariyle zorlukları vardı. Ulaşım noktasında imkanlar anlamında zorlukları, sıkıntıları, meşakkatleri vardı. Fakat hiçbir çağ, hiçbir zaman bu kadar günahın rahat bir şekilde ulaşıldığı, günahın devamlı surette pompalandığı, günahın devamlı surette doğru olarak insanlara lanse edildiği bir çağ olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir beyanı var. Bunu çoğu kez sizlerle paylaştık. Zaten tekrar yapıyoruz. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek. Keyfe bikum izâ fesaka şebâbukum ve tagâ Gençleriniz yoldan çıkacak. Kadınlarınız yoldan çıkacak. Bambaşka bir hal olacak. Toplumda fesat yaygınlaşacak ve kıymetli bir şey olacak. Bakın yaygınlaşmak, şimdi günahın bol olduğu zamanlar olabilir. Ferdi olarak günahlar işlenebilir ama günahın bu kadar tervic edildiği, yüceltildiği ve hayatın bir değeri haline getirdiği bir zaman, getirildiği bir zaman yani İslam alemi üzerinden bahsediyorum olmamıştır. Bu kadar kafir zaten küfrünü her zaman yaşamıştır. Her zaman o nankörlükte, günahı yaşamakta zirvelere ulaşmıştır. Ama bu zamanda imkanlarla birlikte Müslümanlar üzerinde hiç bu kadar Müslümanlar üzerinde ve genel toplum üzerinde hiç bu kadar günah bir izzet sebebi olmamıştır, bir değer sebebi olmamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yıllar evvel haber verdiğinde sahabe Rıdvanullah aleyhi dediler ki ya Resulallah yani bu olacak mı gerçekten? Çünkü onlar geçmişte bir hayat bırakmışlar, tertemiz bir hayata başlamışlar, hayaten tayyibeten ayetinin muhatabı olmuşlar. Bambaşka bir güzellikle karşı karşıyalar, akılları bunu almıyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam geldi ve ondan sonraki süreçte Nasıl olacak da insanlar yeniden böyle bir azgınlık yolu içerisine girecekler? Ya Resulallah bu gerçekten olacak mı? Dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara daha dehşet verici bir ifadede bulunuyor. Olacak. Belki daha şerlisi olacak. Nedir o? İyilikle kötülük yer değiştirecek. Yani idâ tümül ma'rufe münkeran vel münkeran ma'rufe. Kötülük iyilik gibi değer görecek. İyilik de kötülük gibi olacak. İyi olduğunuz zaman da, ahlaklı olduğunuz zaman da af buyurun, saf olacaksınız. Affınızla sığınarak ifade ediyorum, enayi olacaksınız. Kötü olduğunuz zaman da zehir gibi adam olacaksınız. Çok uyanık adam olacaksınız. Ne kadar kazıklayabilirseniz o kadar değerli olacaksınız. O kadar cebinize para da olacak. Devamlı surette şer anlamında bir teşvik olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk gelmiş olduğu zamanlar. Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her türlü zulmü rava görüyorlar. Sıkıntılar fazlasıyla gerçekleşiyor. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan peygamberin sıkıntıları var. Aç kalmışlığı var. Darbedilmişliği var. Kendi ailesinin yanında mahcup duruma düşürülmüşlüğü var. Kendi ailesinden, amcasından en büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmış vesaire. Ve en önemlisi de bugünün güncel kelimesi olduğu için bu kullanılıyor. Aslında geçmişte de bu vardı. Medya dediğimiz bir güç var, bir operasyon seçeneği var ve bu medya ile birlikte bugünkü gibi bu ulaşım anlamında kolaylık olmasa da devamlı surette peygamberin aleyhinde bir kara propaganda var. Adamlar Ukas Panayır Panayırında vesaire her yerde peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce işe müdahale etmek suretiyle bakın şimdi birazdan bir adam gelecek. Bu adam mecnundur. Sakın ha ona inanmayın diyecekler. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam geldikten sonra onun etkisi adeta azalmış olacak. Kişinin tabii ki imani yaklaşımına göre. Böyle bir zaman diliminde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bu dönemlerinden bahsederken Allah Celle geçmişteki peygamberlerin hayatlarından bahsederken çok ince bir noktaya dikkat çekiyor. Daha önce bunu aktarmıştım. Yeni gelenler var, bunu aktarmam gerekiyor. İki sınıf insan var. Yani birçok açıdan bakabiliriz. Arkadaşlar, gençler özellikle bu bizi çok ilgilendiriyor. İki sınıf insan var. Her pencereden bu insanları tasnif edebiliriz. Bir taraftan dersin ki ahlaklı, ahlaksız. Bir taraftan fakir, zengin. Ama benim bahsedeceğim pencereden iki sınıf insan. Bir, yönetenler ve yönetilenler. Yönetenler ve yönetilenler. Yani bir takım maddeleri üretenler, nesneleri üretenler ve toplumu istediği şekilde sevk edenler. Bir taraftan da kendi özgür hür iradesi olduğunu zannedenler ama gördüklerinin etkisiyle hayatını tanzim edenler. Giyimini, kuşamını, yaşantısını, hareketlerini, sekenatını o gördükleri üzerinden şekillendirenler. Ama sorsan özgür. Ama sorsan dilediğini yaşıyor. Halbuki önüne koyulan beş seçenekten bir tanesini yaşıyor. O beş seçenekten bir tanesini yaşamasını özgürlük olarak algılıyor. Adam altıncı seçeneği önüne koymuyor. Ama özgür olmuş oluyorsun. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyurur ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin taktiğidir bu. Bu zamandaki kafirlerin bila noksan uyguladığı en güzel şekilde yerine getirmiş oldukları bir metottur bu. Hz. Peygamber aleyhissalatu Vesselam'a karşı ve diğer geçmiş peygamberlere karşı yapılan o mücadelenin bir örneği. Ve kâlellezîne keferû. Küfredenler dediler ki, La tesma'û Kur'an. Kur'an'ı işitmeyin. Kur'an'ı dinlemeyin. Vel Ebu Cehil gibiler. Bu işin başında olanlar. Vel Kur'an sesi yükseldiği zaman da bastırın. Siz de sesler çıkartın. Siz o sesin önüne geçmeye çalışın ki la'allekum taglibun. Umulur ki galip gelirsiniz. Çünkü Ebu Cehil Diğer adıyla Ebu'l Hakem bu işin gerçeğini bilen bir adam. Daha önce söyledik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gece vakitlerinde dinleyen, Kur'an-ı Kerim okumasından etkilenen en azını müşriklerin başında geliyor. Üç müşrik sahih rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gece dinliyorlar ve ondan etkileniyorlar. Kur'an okuyuşundan etkileniyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberi dinliyorsunuz neticede Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberi dinlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. İnsan olarak var edilmiş ama insanüstü bir şekilde efendim yaşantısı var. Kul inne ma ana mislukum yuha Bir beşerdir ama vahiy edilen bir beşerdir. Allah celle fe iza ve ila rabbike farqa buyurur <laughs> efendimiz aleyhissalatu vesselam. Boşta kaldığın zaman da ayağa dikil. Peygamber aleyhissalatu vesselam gündüz tüm mesaisini, tüm gayretini, tüm efendim teveccühünü insanların hidayetiyle geçirirken geceleri de kendisiyle efendim bu noktada uğraşıyor. Allah celle ona bunu tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim okurken Azılı müşrik geliyor Ebu Cehil ve diğer üç müşrik. Kur'an-ı Kerim'in o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın febi şeriflerinden dökülmesinin etkisiyle birlikte cezbe haline geliyorlar. Müthiş bir şey bu. Ne dedik? Yine söylüyorum. Ebu Cehil, burada çok ince bir mesaj var. Bilmek yeterli değil. Bilmek başka bir şeydir. Amel etmek ve yaşamak çok başka bir şeydir. Ebu Cehil gibi kibirli bir adam olursanız hakikati inkar edersiniz. Kibirli bir adam. Peygamberin karşısında Darun Nedve dediğimiz o müşriklerin ortak karar alma mekanizması olan o yere 40 yaşından evvel gelecek kadar zeka kapasitesine sahip bir adam. Oturmasını kalkmasını bilen. Yani burada Ebu Ceyli met etmiyoruz ama adamdaki vasıfları zikrediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında duasına da mazhar olan bir adam. Ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya Rabbi bu dini ya Ömer'le yani mealen söylüyorum ya da Ebu Cehil'le kuvvetlendir. Ebu'l-Hakem'le kuvvetlendir. Bu kadar toplumda etkisi olan bir adam. Çünkü toplumda etkisi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bunu ifade ediyor. Toplumda bir etkisi var. O iman ederse peşindeki tabir caizse sürü de iman edecek. Ona tabi olanlar da iman edecekler. O da bunun bilincinde. Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ı dinliyorlar. Fakat üç müşrik de birbirinden habersiz bir şekilde bunu yapıyorlar. Tam... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tilaveti bitirdi. Müşrikler de kalktılar, gidecekler. O esnada birbirleriyle karşılaştılar. Bu uydurma değil. Bu yaşanmış hadisedir. Birbirleriyle karşılaştılar. Ne yaptıklarını birbirlerine sormaya gerek kalmadan hepsi birbirlerinin neden orada olduğunu zaten biliyor. Anlaşıyorlar aralarında. Bu yapmış olduğumuz iş gizli kalsın. Kimseye bunu aktarmayalım. Neden? Aktarırsak bu sefer insanlar bunun etkisinde kalır. İkinci gün aynısı, üçüncü gün de aynısı olmak suretiyle tam üç gün boyunca bu işle efendim meşgul oluyorlar. Dayanamıyorlar. Kur'an'ın fesahati, Kur'an'ın edebiyatı, nezaketi, zerafeti her şey onları başlı başına etkiliyor ama bilmek yeterli değil. Ebu Cehil işte orada kibri devreye giriyor. O kibri neticesinde bile bile hakikati inkar ediyor. Şimdi onların ifadesi şu, Kur'an'ın karşısında sesi ne kadar yükseltirseniz o kadar Kur'an'ı bastırırsınız, Kur'an'a galip gelirsiniz. Geçmiş peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman da bizi bunu müşahede ediyoruz. Kaç sınıf insandan bahsettik Cebrail? 503. Kaç sınıf insandan bahsettik? 503 hocam. Ne İki sınıf insandan bahsediyor. Hemen düştü. Ya iki, iki sınıf insan dedik ya, bir yönetenler, iki yönetilenler. Ama... Teslimiyetine hayranım yani. <laughs> 603 desek o da olacak. Yönetenler ve yönetilenler. Toplumda etki edenler. Modayı oluşturanlar. Hani güncel kelimelerle söylüyorum. Geçmiş peygamberlerin de karşısına dikilen insanlar. Başta hep toplumun üst düzey sınıfı. Geçmişi olanlar. Peygamberden kendini daha madde itibariyle, geçmiş itibariyle üstün görenler. Ne diyorlar? Allah Kur'an'da onları nasıl tarif ediyor? Mele diye tarif ediyor. Kalel mele. Peygamberlerin karşısına dikiliyorlar. Onları sefahatle, yalancılıkla, dalaletle alakalandırıyorlar. Ve insanlara da diyorlar ki sakın ha buna uymayın. Hatta Hazreti Nuh'un Hazreti Nuh'un hani Nuhan ila illa kamsine ama 950 yıllık o emri bin maruf hayatında İslam'ı anlatma hayatında o mesele nesilden nesile geçiyor biliyor musunuz? Adam çocuğunu yetiştirirken diyor ki bak diyor oğlum bu adam şöyle şöyledir, böyle böyledir sakın ha buna inanma. Çocuk küçüklüğünden itibaren o şekilde eğitiliyor. Ve nesilden nesile küfrü adamlar aktarıyorlar. Böyle bir eğitim sistemiyle birlikte bu işi yürütüyorlar. Peygamberlerin karşısına dikiliyorlar diyorlar ki toplumlarına sakın ha bunlara inanmayın bunlar sapıklık içerisindedir. İnna lenevâke fî safaha. Ve inna le nezunnuke kâle ya kavmi neyse bi zalâle. Peygamber de diyor ki bende sapıklık yok. Ve lakinni rabbil alemin. Ubellegukum risalâti rabbi. Ve ane lekum nasihun emin. Ben sadece size nasihate geldim. Kendini ifade etmeye çalışıyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın da karşısında aynı şekilde bu süreç devam etti. Şimdi yaşadığımız dönemde de birilerinin sesi hasaten sosyal medya aracılığıyla birlikte Kur'an'ın sesinden daha fazla çıkıyor. Yani Müslümanların hayatlarını şekillendiren şey Kur'an değil de birilerinin sesi olmuş oluyor. Hani müşrikler diyorlar diye vel Ses çıkartın, gürültü yapın, umulur ki Kur'an'ın sesini bastırırsınız. Ve bugün gerçekten madde itibarıyla maddeyi önümüze koymakla, parayı önümüze koymakla, makamı önümüze koymakla, şehevi bir takım talepler önümüze koymakla birlikte Kur'an'ın sesini bastırır hale geldiler. Ve Müslümanlar hayatlarını Allah'ın nizamına göre değil de kendi önlerine koyulan nizam üzere değerlendirmeye başlarlar. Anladık mı? Olur. Mesela bir genç giyinirken veya okurken, düşünürken öyle hale geliyor ki toplumda neye göre değerli olur? Toplumun değer algısı doktor olursan, mühendis olursan, müteahhit olursan, o olursan, bu olursan, şu olursan değerli oluyorsun toplumda. Herkesin toplum nazarında paran olursa güçlüsün. Efendimizin ifade ettiği hem mukum hem buhum butunuhum meşrafuhum öyle bir zaman gelecek ki insanların şerefleri meta olacak, para olacak. Ne kadar paran varsa o kadar şerefli olacaksın toplumda. O zamanlardan bir zamanlardayız. Bu sefer Kur'an'ın sesine önem veremiyorsun çünkü toplumun bir sesi var. Toplum diyor ki Kur'anı bildin. Ne önemi var ki yani? Ayet biliyorsun, hadis biliyorsun. Ne önemi var? Paran var mı? Dil biliyor musun? Ve Allah'a işi sormamak gibi bir garabetle karşı karşıya kaldılar. Ne diyoruz? Allah'a her zaman işi sormak lazım. Ya Rabbi. Senin katında en doğru kişi kimdir? En akıllı kişi kimdir? En zeki kişi kimdir ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir zeki tarifi vardır biliyorsun zeki. Sorsam burada teker teker uyanık kimse, zeki kimsen kimdir diye sorsak hepimiz Kur'an'ın sesini nasıl bastırıldığını çok daha iyi anlarız. Tarifimizi kendimizce yaparız. Önümüze konulan şekliyle uyanık kimse vallahi hocam bir şekilde işini halledendir. İşte taştan ekmek çıkartandır gibi böyle kendimizce tanımlamalar yapılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve göre zeki, İslam'a göre akıllı, uyanık kimse men dâne nefsehu amile limâ vâdel Nefsini muhasebe, hasebe, hasebe yani nefsini muhasebeye çeken ve öldükten sonrası için amel edendir. Bak Efendimiz sallallahu ve sellem sana bir tarif çizdi gördün mü? Ama sen ve ben bu tarife meyledemedik bile. Kur'an'ın sesi fıkıh mesela Kur'an'dır. Kur'an'dan çıkartılan hükümlerdir. Onu nasıl engellediler? Hayatında fıkha danışmadan iş yapan insanlar var. Çünkü başkalarının sesi o kadar kuvvetli çıkmış ki Kur'an'ın sesini bastırmış. Kur'an sesi yok. Adamın Kur'an'a müracaat etmesi gibi bir hassasiyeti yok. Niye? Başkaları çünkü. Toplum anam ne der, babam ne der? Sakal bırakacak çevresinden etkilenecek. Namaz kılacak çevresinden etkilenecek. İş yerimde bana nasip olmuyor diyecek. İş yerinde fırsat olmuyor, patron bana engel oluyor diyecek. Hayatındaki prangaları atması pek tabii mümkün olmuyor. Neden? Çünkü Kur'an'ın sesini hep bastırmışlar. Onun için bu meclislerde şu mecliste varlık gösterebilmek arkadaşlar haddi zatında Kur'an'ın sesinin tamamıyla hayatımızda olmasını istemekten ibarettir. Bu mecliste varlık göstermeniz ya Rabbi ben diğer bütün sesleri kısıyorum ve Kur'an ne diyor? Kur'an ne ifade ediyor? Sen ne diyorsun? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ona tabiyim diyebilmektir yani. Hani ferudduh ile Allahi ve Resul ayetinin tezahürüdür. Ya Rabbi ben işimi sana çevirdim. Sen ne diyorsun sana teslim oldum. Allah bu müminleri anlatırken yestemi'un kavle fe yettebi'un buyurur. Onlar Kur'an'ı dinleyenler, sözü dinleyenler ve en güzeline tabi olanlar. Bak Allah tanım yapıyor. Onlar var ya sizin gibiler. İsterseniz hiçbir işte başarılı olmamış olur. Gençler, bak özellikle genç kardeşler. Önümüze sosyal medyada çıkan bir takım şeyler var. Başarılı olabilmek. Önümüze bir takım başarılı, geçen haftalar söyledim ya. Adam bir buçuk saatlik başarısından bahsederken Allah'a yer vermiyor. Mühendisler Allah'a yer vermiyor. Nedir? Devamlı kendi yokluğundan gelişini ve nasıl mal elde ettiğini, nasıl bu güce kavuştuğunu sana ifade ediyor. Allah yok. Böyle bir şey yok. Bize başarıyı para elde etmek, af buyurun İstediğin kadınla çıkabilmenin başarı olarak adledildiği bir zaman dilimindeyiz. Hayranlık duyulduğu, özlem duyulduğu, arzulandığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. İffetli olmanınsa saflık olduğu, bir kişiye tabi olmanın, bir kişiyle beraber olmanın nikahınsa gereksiz bir şey olduğu, anlamsız bir şey olduğunun, fuhşun affedersiniz, fahişenin zirve olduğu, yani efendim onların kıymetli olduğu, değer gördüğü, ne kadar açarsan o kadar ilginin Efendim, olduğu bir çağdasın. Ne kadar kapanırsan da o kadar yobaz olduğun, gerici olduğun, toplumda değersiz olarak atfedildiğin bir zaman dönemi içerisindeyiz. Alışverişini yaparken, ya sigorta caiz midir, değil midir? Hocalarımız buna fetva vermiyor. Ya olur mu canım böyle bir şey dendiğinde, toplum baskısından kaynaklı. E yapalım o zaman madem. Neden yapmayacağız? Herkes yapıyormuş. Herkes yapıyormuş düşüncesi adı altında. Hayatını mecbur bir koyun gibi yaşamak zorunda kalıyoruz. Herkes yapıyor çünkü. Herkes ifade ediyor. Herkes tavrı... Herkes evine televizyon almış. Televizyonsuz ev mi olur? Bal gibi de olur. İnternetsiz hayat mı olur? Bal gibi de olur. Bütün güncelden haberimizin olması lazım. Böyle bir zorunluluğun yok. Ama birileri seni de, beni de, onu da, şunu da, bunu da bu işe mecbur kılıyorlar. Her şey çok değerli. Bir hanımefendi tesettürünü düzgün bağlayamıyor. Bir adam, bir erkek çocuğu, affını sığınarak ifade ediyorum, kimseyi tenkit için söylemiyorum evinden evinden camiye takke takarak gidemiyor. Neden? Mahalledeki insanlar görürse aa sen de mi yobaz oldun, daha işçi, işitçi oldun muhatabının ifadesini muhatabı olmamak için. Biz şu ifade inanan insanlarız. İnna lillah ve inna ileyhi İnna lillah. Ben Allah'a aitim. Allah'ın İslam'ın diyeyim. İslam'ın malıyım. Dedim mi geçen? İnna Allah eşra minel mu'minin enfusuhum ve Allah Celle senin canını da benim canımı da cennet mukabilinde satın almıştır. Bu beden ne bana aittir ne sana aittir. Orasını burasını açmak suretiyle istediği gibi giyinebileceğini ifade eden insanların bedenleri kendilerine ait değildir. Allah'ın onlara vermiş olduğu şu geçici hayat süreci içerisinde Rabbimizin rızasını kazanmak için önümüze koymuş olduğu bir ikramdır. Mahza onu tanımak ve ona ibadet etmek için bizde var edilmiş olan bedenlerdir, akıldır. Ama Zaman işte o zamanki arkadaşlar başarı genç için başarı nedir? Genç için başarı etkileniyorsun ya sosyal medyada. Mesela ceket kravat giyeceksin. İşte bir yerde dil bilecek. Mesela dil bilmek müthiş bir özellik olarak önümüze kondu. Dil bilmeye karşı değilim. Ama öyle bir seviyeye geldi ki dil bilmek, Kur'an'ın sesini öyle bir... Mesela İngilizce konuşabilmek dedik ya No dedik, daha havalı dedik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Olanlar. No dedik daha havalı. Bir no kelimesini kullanabilmek çok değerli bir şey. İngilizce, o İngilizce biliyor. Helal olsun ya böyle. Kur'an bilen adama karşı böyle bir ifadeyi duymadık. Kur'an bilen adama karşı dalı geçersin. Hacı abi, hacı. İfadelerinin muhatabı olduk. Sofi. Bu kelimeleri kullanırken de bu kelimeler boş kelimeler değil ama bunları kullanırken böyle küçümser mahiyette. Boş iş yaparcasına. Dil bilmenin Kur'an bilmekten, ayet bilmekten, namaz kılmaktan daha değerli olduğu bir zaman dilim. Mesela Avrupa'da yaşamak çok havalı bugün. Kur'an sesi bastırıldığı için. Kur'an'a bir soralım bakalım. Keyfi olarak Avrupa'da yaşayan ticaretim orada. Ne işim var orada? Bir maksadım varsa ayrı konu. Londra'ya gittim, geldim. Dün Londra'daydım. Oo, maçlı ya falan. Ne kadar cazip değil mi? Londra, Paris, Berlin, Dortmund. Efendim, Almanya daha çok genelde şey olduğu için Almanlar Türkiye'de Miami mi? <laughs> Değil mi? mesela ne kadar şey Avrupa bilebilmek. Hocam işte mahcup olmamak lazım Müslüman karşısında, kafir karşısında. Bak dil bilmeye karşı değiliz onu ifade ediyorum. Bil tabii ama burada sıralama önemli. Biz bunu ifade ederken yanlış anlaşıldı olabiliriz. Mesela biz fizik, kimya, üniversite. Hocam siz üniversiteye karşı mısınız deniyor ya karşı değiliz. Ne şeyh efendi karşıydı? Kim olabilir? Kur'an ilimleri zaten bunlar. Allah'ın var ettiği ilimler zaten bunlar. Ama bizim meselemiz İslam'ın öncelik olmaması üzerine kuruludur. Namaz bilmeyeceksin, oruç bilmeyeceksin, Kur'an bilmeyeceksin. İsterse 10 tane dili bil. Hiçbir kıymeti yok. Yarın meleğin karşısında konuşursun. Thank you falan. Kırbacı zaman da anlarsın. İngilizce konuş bakalım ne konuşuyorsun. Ne anla nasıl anlaşıyorsun? Ya Bu kadar anladın mı? Elifba öğrenmek çok basit. Diyorum ya bizim çocuk biliyor hocam. Bu, bu mantıkla. Bizim çocuklar biliyor. Bizim kızlar kursta okuyor hocam. Sen Kur'an biliyor musun? Bizim çocuklar biliyor. Onları verdik elhamdülillah. Sen ne biliyorsun onu bana söyle ya. Senin bilgin ne bu anlamda? Bir mühendisin, bir kimyagerin, bir bilmem bir oyun, bir şun, çok böyle kıymetli olduğu bir zaman. Ama Kur'an bilenin, hafızın, hocanın, efendim ne bileyim İslam'la alakalı bilgisi olanın hep geri olduğu, çok teşvik edilmediği. Bunu biz böyle anlıyoruz. Onun için ben yine buradan Kur'an sesini haykırma adına söylemiş olayım. Allah rızası için hasaten çocuğu olanlar, çocuk yetiştirenler ne olur bu noktada hassasiyet sahibi olmak lazım ve çocuklarımızı İslami eğitim üzere yetiştirmek lazım. İmkanı olanların mutlaka çocuklarını hoca yapma gibi bir arzuları olsun. Ben bu meclis için söylüyorum hasaten. Ben çocuğumu hoca yapacağım. Bu çocuk İslamiyet'i öğrenecek ve İslamiyet'i anlatacak, İslami yaşayacak ve yaşatacak. Hoca Efendi'nin ifade ettiği çok güzel bir kalıp var. Çok hoşuma gidiyor. Eğer bu zaman dilimi içerisinde şu anki hoca sayısı kadar doktor sayısı olsaydı, şu anda doktor mühendis sayısı kadar da hoca olsaydı, biz şu anda bu kürsüden insanlara çocuklarınızı doktor yapın diyecektik. Niye? Doktor yok çünkü. Hoca çok, doktor yok. İnsanlara müdahale edecek doktora ihtiyaç var diyecektik. Ama bugün doktor da var, o da var, şu da var, bu da var. Hoca yok. Anlatabildim mi? Bu insanlara dini anlatacak, efendim herkes ister ki Müslüman ama hiç kimsenin derdinde yani sizleri tenzil ederek konuşuyoruz. Ama çocuğum hoca olsun. Böyle, bu kadar bunu duyduğumuz zaman da çok istisna geliyor bu. Çok değerli bir şey bu biliyor musunuz? Çok nadirdir. Adam bir bakıyorsun madde gücü var o var o. Çocuğunu medreseye vermiş ya. Müthiş bir şey bu. Bizim genel olduğu gibi değil. Çocuğun adam medreseyi açmış. Aman bir hafta hocam bir hafta kalsın. Hocam ona eğitim Kendi eğitememiş. Efendim çocuk hafta hani sonu çocuğu medresenin kapısına karşılarsın da öyle bir şey de yok. Çocuk eve geliyor evde kimse yok. Adamlar evden kaçıyorlar çocuk geldi diye. Böyle bu, bu mantıkla değil. Öyle değerli bir iş ki, öyle kıymetli bir iş ki, öyle mükemmel bir iş ki efendime söyleyeyim ben çocuğum hafız olacak, Kur'an'ı bilecek, İslam'ı anlatacak, kürsülerden İslam'a aykıracak. Mesela neden soruyorum size? Dışarıdaki insanlara çıkalım, soralım seçenekleri koyalım. En son hoca olması bir medresede okuması madde olarak önümüze konur. Mühendis, müteahhit, doktor, o, bu, şu her şey çok kıymetli. Çünkü toplumda değer algısı böyle de ondan. Kız istemeye gittiğiniz zaman da ne iş yapıyorsun? Hocayım hmm, hmm, maaşınla alakalı hemen bir problem olur. Ama mühendis sen adam bilir ki en az aldığı maaş 15 bin liradır. Doğru mu mühendisler? <gülüyor> <He>? <gülüyor> <gülüyor> mühendisler dökülüyor. Yani 20 bin, 25 bin işte o maaş alıyorsan çok değerlisin, çok kıymetlisin, çok iyi bir adamsın. Ama hocaysan, bir efendim İslam'ı yaşamaya çalışan bir adamsan yani bu noktada ne oluyor? Çok fazla da değer görmüyorsun. Çok fazla da önemsenmiyorsun. Bak değer algısı dediğimiz hadiseden bahsediyoruz. Onun için arkadaşlar Kur'an sesini birileri bastırmaya çalışırken sizler de ve bizler de Kur'an sesinin başka sesleri bastırması için İslam'ı yaşamak, öğrenmek ve yaşatmak zorundayız. Ama diyoruz ya bak hep söyler hep onu söylerim yani o küçüklüğümüzde yaşadığımız işler ve şu anda da mesela böyle işler vardır. Yani bir yere gidersin işte İslam'la alakalı bir şeysindir. Hep onu söylemezsin yani. Biz küçükken sorarlardı. Şimdi utanırdık tamam mı? Bir yere gidiyorsun diyelim. Efendim ne ne yapıyorsun sen derdik. İşte okulda okumuyoruz. Okul okuduğumuzu söylemeye çalışıyoruz. İşte şeyiz medrese okuyoruz diyemezsin o diyemezsin. İslam bilimlerle uğraşıyorum derdi. İş işle kurtarmaya çalışıyorduk İslam bilimler mi? O ne? Adam bilgi sahibi değil ki. O zaman gençler diyoruz ya kendini mesela hacı hoca olmamak için adam efor sarf eder. Ne demiştik? Hani adam iş peşinde hatırlayın cümleyi. Adam iş peşinde bir yerde böyle bir hacı diyor ona seslendiği zaman da Allah senin belanı versin. Bütün işimizi perşan ettin diyor. Bütün iki saattir uğraşıyoruz burada bir şey elde edebilmek için götürdün işimizi hacı denmesin, hoca denmesin. Aman İslam'a dair bir alamet sende gözükmesin. Namazını daha gizli gizli kılmaya başlarsın. Niye? Çünkü değerli değil çünkü de ondan. Yani şimdi kaç kişi böyle ulu orta efendim bir ortamda bir yerde durup işte biz de sohbete gidiyoruz diyebilir ki yani. Sohbet ortamındayız. Nereye gidiyorsun? İsmail e camiasına mensup işte bir Yavuz Tanesi'nin gençlik var. Söyleyenler var mutlaka. Ayrı konu. Fakat Bakıldığı zaman da insanın hayatındaki bak değer algılarını konuşmaya çalışıyoruz. O zaman kafirlerin bu tutumuna karşı yapılacak olan şey ne? Kur'an'ın sesini yükseltebilmek. Kur'an'ın sesini nasıl yükseltebilmek? Bir daha söylüyorum. Başta kendiniz, sonra çocuklarınızı hassaten İslam adına yetiştirmekle. Medreseye vereceksiniz, hoca yapacaksınız. O çocuğunuz yetişecek, güzel bir şekilde efendim büyüyecek, hoca olacak ve İslamiyet'i anlatacak. Anlatabildim mi? İslamiyet'i anlatacak. O çocuk kürsülerden Allah diyecek. Kale Allah, kale Resulullah diyecek. Bak bu Kur'an'ın sesinin yükselmesi için ama toplumsal baskı, rızık endişesi bilmem bak Kur'an'ın sesini bastı rızık endişesi. En böyle güvendiğin adamda dahi bu problem vardır. Okula ver, verdi tamamen. Ama itikadi bir problem vardır. Rızıkla alakalı problem yaşar. Hiç ummadığım adamdan bile bu cevabı, bu soruyu sor, almışımdır yani. Hocam bu geçimini nasıl sağlayacak? Yani hadi sizin işte vazifeniz altında bir yerde vazifeli oradan ayrılırsa ne olacak bu adam? işsiz kalırsa resmi bir şey de yok. İmam ol. Neden imam ol? Mesela bu vardır. İmam ol. Neden imam ol? Geleceğinle alakalı. Geleceğinle alakalı işi garip. Bak burada bile bir şey vardır. Korku hali vardır. Allah'a karşı bir ümitsizlik hali vardır. Ben İslam'ı yaşadıktan sonra madde itibariyle de kendimce bir şeyler çalıştıktan sonra geri anlamda dert etmek geleceğe dair bu kaygıyı taşımak Allah muhafaza itikadi anlamda problemdir. Anlatabildim mi? Şimdi gelelim meselemize. Arkadaşlar geçen hafta ifade ettik. Ne demiştik? Hatırlayalım geçen haftayı. <laughs> hayatımızda hamd ve şükür dedik. Hayatımızda çok büyük nimetler var ve biz bu nimetlerin farkında değiliz dedik. Bu nimetler bizim için çok normal dedik. Nefes alıp verebilmekten tutun oturup kalkabilmekten, mesela oturabilmek. Değil mi? Çok büyük bir nimettir. Yeri gelir efendim öyle bir ağrıların olur ki ameliyat geçirirsin ki oturamazsın. Yatamazsın. Yürüyemezsin. Bak bunların hepsi birer çok büyük nimettir ama insan bunların farkında olamayabiliyor. Bunun için hamdetmiyor, şükretmiyor demiştik. Bu insana verilen maddi nimettir arkadaşlar. Maddi nimet ne demek? İşte bak gördüğünüz üzere bu anlamda. İkinci büyük nimetten bahsetmiştik. İkinci manevi nimet o da neydi? İman nimetiydi. Hatırlayalım geçmiş. İman nimeti. Allah'ın bir insana verecek olmuş olduğu en büyük nimet nedir arkadaşlar? İman. Allah bizi nasıl yaratmış? İnsanı öyle bir özenle yaratmış ki adeta demiştik. Bütün mahlukatın içerisinde en değerli ve en kıymetli olarak yaratmış. Onun değeri ve kıymeti nereden geliyor demiştik hatırlayın. Allah'ı tanıyabilecek ve ona kulluk edebilecek bir kabiliyette ve potansiyelle yaratıldı demiştik. Allah'ı tanıyacak, ona ibadet edecek bir kabiliyette yaratıldı. Bak diğer hiçbir canlının sahip olmamış olduğu bir özelliğin var. Hüseyin Efendi nedir o? Allah'ın sıfatlarını, esmasını bilebilmek. Bu gerçekten ama gerçekten insana verilen büyük nimet. Şimdi bu nimetin ve diğer nimetlerin iman etmek aynı zamanda Allah'a ne demektir? teşekkür etmektir. Şu demektir. Ya Rabbi vermiş olduğun bu bunca nimetin karşılığında sana teşekkür ediyorum demektir.